daha güçlü bir kadın birliğinin açığa çıkması aslında Kürt ulusal birliğinin ne kadar bir daha çok güçlendireceği kanısına vardık ve bunda karşılıklı duygularımızı ifade ettik, fikirlerimizi dile getirdik. Bunun olması gerektiği noktasında iki tarafında mutabık olduğu bir konuydu. Elzem olduğu noktasında her anlamda hem dil kültür hem de kadın üzerindeki şiddet üzerinden konuştuk. Kadına yaklaşımın nasıl, ne boyutlarda olduğu ve bunun hangi sebeplerden kaynaklı olduğu üzerine konuştuk. Ve önümüzdeki süreçte neleri yapacağımızı tekrar bir araya gelmemizi en kısa zamanda, en azından 8 Mart'a kadar bir planlamanın açığa çıkacağı noktasında kararlaştırdık. Dünyaya örnek olmuş ve bütün dünya kadınlarına ilham veren bir mücadele gerçekliğinden geldiğimizi, o mücadele miras kültürümüzü nasıl dünyaya örnek olduğunu ve bizim bunu daha çok nasıl güçlendireceğimiz üzerinden önümüzdeki süreçte çok daha somut adımların atılacağı ve kadınların bu anlamda artık sözünü kuracağı, daha örgütlü, daha hem bu Rojilat için, hem Rojava için, hem de Başur, hem Bakur kadınlarının ortak bir noktada buluşup, ortak bir planlamada bir araya gelip ne yapabiliriz'i beraber tartışabileceğimizi beyan ettik birbirimize. 100 yıllık bir Lozan Antlaşması var ve geçtiğimiz aylarda Lozan Antlaşması 100 yılını tamamladı. Kürdistan bu anlaşmayla 4 parçaya bölündü. O gün bugündür 4 parça üzerinde inanılmaz bir imha ve inkar politikası yürütülmektedir. Bu çerçevede neredeyse cezaevine girmemiş, soruşturma görmemiş veya o sistemler tarafından, 4 parçaya bölünmüş o devletler tarafından Kürt halkına yaşatılmamış bir zulüm kalmamış. Ama bunun da aynı zamanda en büyük mağduru kadınlardır. Savaşın mağduru kadındır, dilin mağduru kadındır, kültürün mağduru kadındır, ekonominin mağduru kadındır. Bunu kadın iki türlü yaşıyor. Onun için çok kıymetlidir. Savaşta en çok bizim canımız acıyor. Dilimizi konuşmadığımızda en çok dilimiz, bizim canımız acıyor. Her türlü soykırım kültüründen, o yaklaşımdan biz kadınlar en çok yara alıyoruz. En çok biz etkileniyoruz. Dolayısıyla bizim için iki kere elzemdir. Hem kadın olarak o erkek egemen zihniyete karşı, hem de Kürt kadını olarak kimliğimizde de aynı zamanda iki kere şiddete ve baskıya maruz kaldığımız için bizim için çok kıymetli ve elzemdir. Bağkur'da örneğin binlerce Kürt kadın siyasetçi şu anda siyasi rehine. Keza başvurdu binlerce kadın kendini ifade edemeyecek pozisyonda. Rojilat'ta öyle. Bir gerçek, Rojilat'ta siyaset ve kendi kültüründen, kendi inandığı ideolojiden bahseden idamla yüz yüze kalıyor. Başur'da suikastle yüz yüze kalıyor. Bakur'da tamamen rehine alınma, hapsedilme ve kriminalize edilmeyle yüz yüze kalıyor. Rojava'da gördüğümüzde de kadınlar IŞİD barbarlığıyla karşı karşıya mücadele etmekte. Rojilat'ta da kadınlar direniyor. Jinjiyan azadi felsefesiyle aslında bütün dünyaya yarattığı direnişiyle oradaki kadınların, İran'daki kadınlarının o gerici sisteme karşı nasıl korkusuzca sokaklara çıktığı ve canları pahasına mücadele ettiklerini gördük. Keza Başur'da bunun ne kadar kıymetli olduğunu ve Kürt kadın siyasetçilerin orada suikastlere kurban gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunda sistemin engellemesi aslında tamamen kadınların değil, bir araya gelmeme isteği ya da birliği oluşturmama isteği. Bunun sistemin bunda katkısı, payı çoktur. Yani sistem bunu engellemek için elindeki bütün unsurları, o eril, o erkek zihniyeti, o faşist sistem, her dört parçadaki o faşist ve imha inkarcı sistem kadınların bir araya gelmemesi, birlikte söz kuramaması için bütün gücünü özellikle önce kadından başlayarak yapıyor. Bütün bunlara rağmen ama kadınlar yine bir arada ve mücadele ediyor. Dört parça kadınların bir araya gelmesi, özellikle Kürt kadın ulusal birliğinin, Kürt kadın birliğini, ulusal birliğinin sağlanması aslında kadınların öncülüğünde daha güçlü gelişeceğini,
ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak gerektiği noktasında hepimiz hemfikiriz. Dört parça kadınların da bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar savaşa, bu kadar ekolojik yıkıma, bu kadar kültürel, bu kadar asimilasyona karşı aslında pek de bir seçeneğimiz yok bizim. Mücadeleden başka bir seçeneğimiz yok. Örgütlenmekten başka bir seçeneğimiz yok. Ulusal birlikten başka bir seçeneğimiz yok. Onun için örgütlülük bizler açısından çok elzemdir. Biz Kürt kadınları buna öncülük edecek güce de, inisiyatife de, misyona da sahibiz. Hem savaşa karşı, asimilasyona karşı, kırıma karşı, doğaya karşı, kadına, gençliğe karşı daha güçlü bir ses için bir arada olmalıyız ve örgütlenmeliyiz ve birliğimizi sağlamalıyız.